günümüzdeki yatlara, tabii bu daha küçük bir ölçek ama biz denizde insan ve mekan ilişkisi olarak, yüzen mekan örneği olarak yatları verebiliyoruz. Ve burada çok sizi de çok sıkmamak ve zamanınızı almamak adına daha hızlı geçiyorum. Aradaki o gelişim süreçlerinde birçok belki detay daha anlatılması gerekiyor. Fakat burada aslında giderek artan hacimleri ve içerisindeki kompleks iç mekan sistemleriyle biz yatları birer mimari mekan ve insan mekanın denizdeki örnekleri olarak ele alabiliyoruz. Burada ne diyoruz? Aslında su yüzeyinde hareket halinde olan ve isteğe bağlı hareket edebilen, yer değiştirebilen yüzer mekansal örüntülere biz yüzen mekan, yüzen mimari anlamında çağrı söyleyebiliriz. Tabii son zamanlarda bazı önde gelen mimarlar, Norman Foster, Zaha Hadid, yat tasarımlarını görüyoruz. Hatta Norman Foster'ın yatı üretildi ve daha sonra da onun seri halinde üretimleri ve satışları yapıldı. Halen de kullanılan bir yat. Bu ise Zaha Hadid'in Caz isimli teknesi. Şimdi Zaha Hadid'i sevenler mutlaka vardır ya da analiz etmiş insanlar vardır aramızda. Zaha Hadid'in özellikle mimari yapılarındaki akışkanlık, o fluidity kavramı, biraz daha süreklilik kavramı ve o organik formları ya da genetik mimariyi hatırlatır formlarını, o aslında durağan olmayan bir çevrede hareket eden akıcı bir varlık diyoruz. Ve burada bir yatın tasarımının suyun üzerinde daha uç noktalara varan mimarlığa dair parametrelerle birleştirilmesini öngörüyor. Aslında burada mimarlığa dair işte daha uç parametreler, daha fazla olan hiçbir yükün, gereksiz olan hiçbir elemanın bulunmaması gereken çok irdelenerek yapılmış ve ciddi anlamda güvenliğe ihtiyaç duyulan birçok parametrenin karasal yapılardan daha da önemli bir derecede ele alınması gereken bir yapı sisteminden bahsediyoruz. Hollanda seyyar olmayan özellikle konut tipinde yapıların örneklerinin var olduğunu biliyoruz. Evet. Arazi azlığı şehirleşmeyi bu yönde etkilemiş. Şehir olarak mimarlık ürününü değil de şehri, şehirciliği bu bağlamda nasıl değerlendiriyorsunuz? Şehrin farklı ihtiyaçlarını su üzerine taşımak yakın gelecekte ne derece mümkün olur? Aslında bununla ilgili yüzen şehirler konusu özellikle son yıllarda benim de bizzat arkadaşım olan Water Studio, Cohen Altius tarafından denemeleri oldu. Projeler konsept halinde çizildi ve denemeleri de var. Benim aslında buradaki mesela Hollanda'da evet bir zaten sular altında kalma tehlikesi yaşayan ve karasal alanların giderek azaldığı bir alan. Şehircilik anlamında aslında benim de bu noktadaki en büyük amaçlarımdan bir tanesi insanlarda farkındalık yaratarak karadaki şehirsel çözümlerin, şehir planlamadaki yapılan hataların denizlerde de yapılmaması. Şimdi tekil baktığınız zaman işte bir yat, bir yüzen ev, bunları birer birer değerlendirince göze hoş görünebiliyor. Fakat öyle projeler var ki bir şehir ve neredeyse denizin üzerinde öyle bir yoğunluk var ki, yani bunların şu anda da imar kuralları açısından, yani bizim ülkemizde özellikle yönetmelikler açısından çok büyük bir açık olarak görüyoruz. Çünkü şu anda işte denizin üzerinde yapı yapmaya kalktığımız zaman imar kurallarımız henüz hazır değil ve karasal yapıların imar kurallarıyla orada biz müdahale edemiyoruz o noktaya. Tabii ki mesela burada düşünün ki bir apartmanın ya da bir yaşam alanının çevreye ne kadar çok etki verdiğini. Bu tüketim olabilir, elektrik tüketimi olabilir, atık olabilir. Böyle bir sistemin çözülmesi üzerine belli çalışmalar yapılıyor. İşte kendi elektriğini üretebilen şehirler, hatta bu yüzen olmamakla birlikte bu Line Project vardı. Suudi Arabistan'da yapılan bir projenin tek bir parçası. İşte 3 milyon kişiyi barındıracak bir alan öngörüyorlar. Şimdi aynı şekilde aslında şehrin üzerinde de yani denizin üzerinde de bu tür şehirlerin kurgulanması ve bunların çözümlerine gidilen çalışmalar var. Onları da aslında belki başka bir noktada tartışabiliriz. Ama ciddi bir tehlike yani çünkü şu anda herkes ağzı olan konuşuyor diyoruz da şimdi bu yüzen mimarlık konusu böyle bir cezbediyor insanları. İşte floating architecture şöyle böyle falan. Ama insanlar denizde insan ve mekan algısını bilmeden, denizin karakterini bilmeden orada işte ütopik projeler. Yani öyle projeler görüyorum ki denizde bir ev yapıp üzerine palmiye dikmiş. Tamam biz mimarız, biz hidrostatik dersi almıyoruz da ama kardeşim ya o palmiyenin sen bir ağırlığı var ve denizde yüzen bir şey bu, bir platform. Onun ıslandığı zaman
yağmuru ile o toprağın ağırlığının ne olabileceğini düşünememek bence üniversite okumayı da gerektirmiyor. Ama sadece işte yüzen bir şey, yüzen ev, yüzen restoran derken insanlar inanılmaz bir dezenformasyon var bu konuda. Bir amaç da işte benim hani gerekirse ben şey de yapıyorum işte yat tasarımı sertifika programı veriyorum. Bu konuda mümkün olduğu kadar davetlere katılıyorum. Hatta işte uluslararası konferansımızda da bunlarla ilgili insanları bilinçlendirmek ve bütün dünya çapında işte Hollanda, Güney Kore, İngiltere, Amerika buradaki bütün bilim adamlarıyla birlikte aslında sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü denizler sahipsiz değil ve denizler de karaların kaderine ulaşmadan belli önlemlerin alınması gerekiyor. Tabii şimdi baktığımız zaman yat tasarımı neden yat tasarımı? Özellikle iç mimarlık ve mimarlık alanında dışarıda bırakılmış bir alan ve ülkemiz bu sene 2024 senesinde dünyanın süper ve mega yat üretiminde ikinci sıraya çıktı. Ne dedim ki? Çünkü Türkiye'de son senelerde özellikle pandemi sonrasında yat tasarım, yat yaşamına daha fazla bir eğilim oldu. Türkiye lokasyon olarak da çok avantajlı bir bölge aslında. Ve bu noktada insanların talepleri ve yurt dışına yapılan iyi işçiliklerle burada Türkiye süper ve mega yat üretiminde bakın ikinci sıradayız. Birinci sırada İtalya var. Yani aslında Hollanda'yı geçiyoruz. Şimdi burada baktığınız zaman çok büyük bir potansiyel var. İnsan ve mekan eğitimi almış mimar, iç mimar arkadaşlarımızın bu konuda özellikle aslında çok ihtiyaç da var. Mesela işte bizim hep derslerimizde söylediğimiz insanın insanla, insanın nesneyle ve nesnenin nesneyle olan aralıklarının, uzaklıklarının ve ilişkilerinin mekandan bahsediyorum aslında. Yani bizi saran evrenin üç boyutlu bir uzantısı olan fiziksel mekan, insan davranışları ve deneyimler arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Bizi saran fiziksel mekandan bahsediyorum ya da bu fiziksel mekanın elemanları. Şimdi burada bizi saran fiziksel mekan bir deniz. Ama ben ne gördüm? Hep karasal imar kuralları. Tamam, o zaman ben ne yapacağım? Yani kocaman kruvaziyerler yapılıyor. Yani Le Corbusier zamanında yüzen saraylar dedi. Ve bu mühendislik gibi görünen ürünleri çağın mimarlarına örnek olarak gösterdi. Ve bu da aslında modernizmin başlangıcı. Yani mimaride bir akım aslında denizcilikten, gemiden ilham alan ve onu örnek gösteren bir mimardan etkilenerek geliyor. Evet, çok gemi mühendisliğinin ve endüstriyel tasarım ürünlerinin üzerinde görülen. Çünkü bir ürün olarak görülen bir şey. Ama insanın yaşadığı böyle bir kompleks mekanı biz ürün ölçeğinde kabul edemeyiz. Mesela bir mimarın tasarladığı bir henüz gerçekleştirilmedi bu arada çocuklar. Zaha Hadid'in bu Bloemenwoos ünlü bir tersanedir. 90 metre caz yatının iç mekanları. Burada tabii ki akıcılık, süreklilik ve geçirgenlik kavramlarını dış çevreden de etkilenerek iç mekana yansıtmış. Tabii ki bunu yaparken aslında Zaha Hadid bile olsa tabii ki denizin insanın zihninde, beyninde yarattığı bir mekan, bir mekan algısı var. Sürekli devinim halinde olan bir çevre düşünün. Kimi zaman durgun bir deniz, kimi zaman dalgalı bir deniz. Ve durgun olduğu zaman etrafındaki renkleri yansıtan, rengi değişebilen bir çevreden bahsediyoruz. Ve hareketli olduğu zaman bizde daha farklı duygular yaratan bir çevreden bahsediyoruz. Ve özellikle süper ve mega yatlar yani okyanus aşan yatlarda o kadar çok yani kalabalık etkisi yani crowd of power diye mesela bir kitap vardır. Burada psikolojik anlamda denizin yangın gibi bu tür doğal olayların insanın psikolojisine yarattığı bir kalabalık etkisinden bahsediyor. Bu kalabalık etkisini dışarıda bu kadar çok görürken dışarıda bu kadar çok hareket var iken şimdi ben size bir şey sormak istiyorum. Sizce bu mekan denizle uyumu açısından ya da bir insan olarak nasıl hissedersiniz? Ben şöyle bir cevap verebilirim belki. Estetik olarak çok iyi duruyor şu an ekranda gördüğümüz resim ama dediğiniz gibi çok devinimli bir mekandayız. Ve iç mekanda da bunu görmek belki fiziksel olarak insana pek rahatlık vermeyebilir. Yani karasal yapıda. Mesela Zaha Hadid'in işte kültür merkezi, kütüphane bina baktığınız zaman son zamanlardaki yapılan hep bu tarzda yapılar var. Ya yani aslında konu deniz olduğu zaman hangi mimar, hangi konsept olursa olsun denizin insan üzerinde, insan psikolojisi üzerinde yarattığı etkiyi görmezden gelmemeli. Bu benim tarzım, bu benim çizgim deyip karada istediğinizi yapabilirsiniz. Değil mi?
görüyoruz yani işte Frank Gehry'i görüyoruz, işte John Noble'ı görüyoruz, yapıyorlar. Yani özellikle sponsor bulduktan sonra bunları gerçekleştirip hatta işte dikkat de çekebiliyorlar. Orada da aslında insan psikolojisinin etkisi tartışılabilir ama hele ki denizde deniz tutması denen bir şey var. Hareket hastalığı denen bir şey var. İşte bu noktada denizde insan ve mekan ilişkisini bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Oradan mesela böyle bir mekana geçtiğimiz zaman aslında çok sevdiğim hocam Şengül Öymengür'ün de tanımladığı gibi tanımıydı pardon biraz önce bahsettiğim o mekan tanımı. Şimdi burada yani bir yatın da mesela iç mekanında algılarken biz mekanı bütünsel algılıyoruz. Yani o mekanın formu, yüksekliği, ışık düzeyi birçok uyarıcı aslında aynı anda bizimle etkileşim haline giriyor. Ve az önce arkadaşımızın da dediği gibi tabii ki dış çevrenin sürekli devinim halinde olan bir çevre olmasından, deniz olmasından dolayı buradaki algıdaki rolü denizin çok büyük. İnsanlar aslında deniz görmek istemiyorlar ve birazcık o denizin yarattığı hareket, o güneşin ve rüzgarın yarattığı dış etkenlerden biraz daha kapalı mekan hissine girmek istiyorlar. Fakat kapalı mekanlara girdikleri zaman da neler oluyor? Şimdi bakın bizlerin etrafımızdaki düşey sirkülasyon, düşey referans noktalarımız her zaman sabittir. Yani benim binamın karşısındaki bir bina var. Yani çok şükür sabit. Her gün kalktığımda onu görüyorum. Gayet düşey ve sabit. Öyle de kalsın istiyorum. Ya da ağaç, işte mahallenizdeki bir ağaç ya da işte direkler, düşey, bunların hepsi aslında bizleri rahatlatan, görmekten ve okumaktan rahatlık duyduğumuz psikolojik konforumuzu sağlayan çevresel referans noktaları. Fakat denizde öyle bir şey yok. Yani denizde biz dış mekanda devinim halinde olan bir deniz olmasından dolayı biz aslında dış mekanda bir referans noktasının yokluğunu yaşayabiliyoruz. Özellikle de düşeyde. Şimdi burada iç mekansal çözümler çok ön plana çıkıyor. O yüzden iç mimarlara ya da iç mekan konusunda bu anlamda kendini geliştirmiş ve yaratıcılığı olan insanlara çok büyük ihtiyaç var. Burada yatayda yani düşeydeki sirkülasyon elemanlarını aslında bizler algıda bir referans noktası olarak beynimizde kodluyoruz. Hatta mesela işte biz denizciler ne yaparlar? Ufuk çizgisine bakarak deniz tutması yatlarda çok büyük bir problemdir. Ben Cenova'da verdiğim bir konferansta, daha doktor öğrencisiydim o zaman, sunumumda gemi mühendislerinin Royal Institute of Naval Architects'in sunumunda deniz tutmasını iç mekan tasarımıyla nasıl çözebiliriz? Bununla ilgili bir sunum yapmıştım. Çünkü insanlar ya da işte denizciler genelde ufuk çizgisini ararlar ve ufuk çizgisine bakarak deniz tutmasını çözmeye çalışırlar. Peki onu göremediğimiz noktalarda nasıl olacak? Yani iç mekanlarda biz bunu nasıl yaratabiliriz? Burada da aslında burada birazcık denizin etkisini iç mekanda azaltma yönünde ve kısa mesafelerde görsel referans noktaları yaratmak üzerine çalışmalar yapılarak aslında bu şekilde örneklerle bunu çözebiliriz diye devam ediyorum. Tabii ki burada da her zaman görmeye alışkın olmadığımız denizin üzerinde, kimi zaman denizin içine de girebilmiş mekanlarla bir araya geliyoruz. Küçük işte dar alanlarda yaratılmış iç mekansal çözümler ve iç mimarinin ya da mimari tasarımın aslında en üst noktada detaylarda çözülmesi gereken alanlar. Şimdi aslında plansal organizasyon dediğimiz zaman bir üç katlı bir binanın ya da dört katlı, yeri gelince 30 katlı bir binanın belki bir mimarisine benzetebiliyoruz. Burada işte mesela üst güverte, ana güverte ve alt güverte, misafir kameraları, yine ana salon, mutfak, sosyal alanlar ve yatın sahibinin
kamerası gibi ya da sirkülasyon alanlarımız var, koridorlarımız var, düşey sirkülasyon alanlarımız var. Ama bir de ne var? Bizlerden, evimizden ya da karasal alanlardan farklı olarak mürettebat alanlarımız ve kaptanın alanları da var. Yine baktığımız zaman aslında iç mekan organizasyonu olarak genel olarak hani simetri, çünkü bir yüklerin eş dağılımı prensibi var. Fakat yine de ne olursa olsun burada bu şartlarda bile yaratıcılığı ön plana çıkarmak zorunda olduğumuz çok çok üst düzey beklentilere yanıt veren mekanlar. Yani bir sadece bir mühendisin değil, sadece bir mimarın değil. Yani bakın, küçük alanlarda, dar alanlarda çözümlere yeri geldiğinde ihtiyaç duyulan alanlar ve bunları yaparken insan psikolojisinden de insan psikolojisini göz ardı etmeden çözeceğimiz alanlar. Yeri geldiğinde büyük alanlarda yine insan psikolojisi ve denizdeki çevreyi dikkate alarak çözmemiz gereken alanlardan bahsediyorum. Burada birçok tasarım, bunlar da mesela daha çok mürettebat alanları. Mürettebat alanlarında mesela burada artık yani 90 derecelerden bahsedemiyoruz. Duvarlarımızda daha konveks şekiller ya da tanımlanamayan tanımsız geometrik şekillerin içerisine çözmek durumunda kalıyoruz. Yani kabuk aslında iç mekanı da oluşturuyor. Şimdi baktığınız zaman aslında çağdaş mimarlıkta tavan, duvar ve döşeme ayrımlarını biz çok çok net yapamadığımız yapılarla karşılaşıyoruz. Yani akıcılık, süreklilik ve tabii ki bu teknolojilerin bize sunduğu nimetlerle biz formları dikdörtgenin dışında daha organik formlara, daha farklı formlara yaklaşırken buluyoruz. Bu mesela Norman Foster'ın iş mekanı, ana salonu. Burada farklı bir yaklaşımda, özellikle de dış mekanda daha farklı bir yaklaşımı vardı Norman Foster'ın. O da biraz eleştiri almıştı aslında. Çünkü yatım normal planının dışında bir yaklaşımla yaklaştı. Özellikle iç tarafında teknenin çok fazla merdivenle o evin girişi hissiyatını yatım girişi hissiyatında buldurmak istedi kullanıcıya. Bu mühendisler ve geleneksel denizciler tarafından çok çok eleştirilirken yenilikçi ve yenilik arayışında olan kullanıcı ya da yatırımcılar açısından da çığır açan bir proje olarak değerlendirildi. Her yeni şeyde olduğu gibi tabii ki orada da biraz risk alındı. Evet, yani burada farklı kullanıcı gruplarının bir arada çözülmesi, özellikle bizler için istek ve ihtiyaçlarının bir arada çözülmesi çok kıymetli. Burada öyle bir noktadasınız ki hem mimari hem iç mimari, malzeme, doku hepsinin bir arada kullanılması gereken bir mekan. Hatta ben yat iç mekanları çözümlerini mimarlara yeni nesil formlar arayışında, konsept arayışında birer ilham kaynağı olarak görüyorum. Çünkü birçok form o kadar çok tekrar ediliyor ki yenilik arayışında özellikle yeni ve bizim alanımızın daha farklı bir yönü, bizim alanımızın dışındaki formlarla uğraşmak bizlere yenilik getireceği düşünüyorum. Çevrenin her zaman sabit olması ya da olmaması, insanların pandemi sürecinden sonra yeni yeni yaşam alanları arayışlarına girmesi ve çok çok tercih etmeleri, mimarlığın, şehirciliğin, işte yüzen şehirler, yüzen tatil köyleri, yüzen restoranlar, yüzen kültür merkezleri. Bakın mesela birçok markanın da artık yüzen mekan olarak yüzen mağazada kendi ürünlerini sergilemeye başlaması, bu Apple Store bunların bir tanesi, Hong Kong'daki bir mağazasını, Hong Kong'daki mağazasını yüzen bir mekan olarak tasarladı ve üretti. O da çok çok aslında ilgi çekti ve görsel yazılı basında da çok öne çıktı. Şimdi tabii ki çok çok kısa bir sunum, çok çok kısa bir sohbet havasında olsun ama burada aslında bakarsak, özetlemek gerekirse